Egea Hatchback'le beraberiz. Biliyoruz birçoğunuz yakından takip ediyorsunuz bu aracı ve görmek istiyorsunuz internette özellikle. İşte onun için alabildiğimiz kadar çabuk aldık elimize ve sizlere sunmaya karar verdik arkadaşlar. Ve nereden başlayalım, nasıl anlatalım? Evet. Yaşın. Ön tasarımla başlayabiliriz aslında. Evet. Sedandan tabii ki bir fark yok ama... Diyor ama siz yani detaylara yine bir yoğunlaşın bence arkadaşlar. Detaylardan bahsedebiliriz aslında. Evet. O detayların başında farların yapısı geliyor. Farlar geliyor. LED farlar Egea Hatchback'in ilk başlıkta ön plana çıkan unsurlar arasında. Bu arada bütün farlar LED değil tabii arkadaşlar. LED gündüz farları var ama o bile bir farklılık yaratmış yani gördüğünüz gibi. Bu arada sürprizi bozmak istemiyorum ama sedan böyle değil ama station wagon da böyle olacak, haberiniz olsun. Evet. Ondan sonra aşağıda bugün benim dikkatimi çekti aslında. Sis farlarının yanında havalandırma girişleri var ve bunlar fonksiyonel girişlermiş. Biraz önce gördüm, tamponun arkasından da çıkışları var. Çok ilgimi çekti. Yan tarafına geçtiğimizde base sütununa kadar çok farklı bir şey görmüyoruz gerçekten. Gördüğünüz gibi en üst donanım seviyesinde standart olan 17 inç çaplı jantlarımız var. İç bölümü siyah boyalı, şık görünüyorlar. Daha sonra çamurlukların böyle hafifçe şişik olduğunu görüyoruz. Biraz daha ilerlediğimizde yan çizginin düz çizgilerden oluştuğunu görüyoruz daha çok. Hani böyle dalgalanmalar yok. Kromajlı kapı kolları var. Ön konsolda olduğu gibi. Arkaya geçtiğimizde, B sütununun gerisine geçtiğimizde asıl farklılıklar başlıyor tabi. C sütununu gördüğünüz gibi bir değişik yapmış Fiat. Kapı çizgisi aşağıya doğru gitse de gördüğünüz gibi tavan çizgisi onu takip etmiyor. Daha çok düz gidiyor bir station wagon'daki gibi. Bunun yararını iç mekana geçtiğimizde göreceğiz. Egea Hatchback'in en oyuncaklı yanı arka bölümü. Gördüğünüz gibi ön tamponda olduğu gibi arka tamponda da aerodinamik küçük detaylar, oynamalar yapılmış. Aynı zamanda aşağıya geçtiğimizde sis farının, tek sis farı var bu arada arka tarafta. Sis farının tamponun alt bölümündeki siyah yere entegre edildiği görülüyor. Diğer tarafta sadece reflektör var. Station wagon'la aynı olacak. Stoplar daha doğrusu yatay olarak yerleştirilmiş gördüğünüz gibi. Yukarıya çıktığınızda da büyük bir spoiler, büyük sayılabilir artık böyle bir araçta ve yanda da reflektörler, siyah reflektörler görünüyor. Aynı zamanda ortalama boyutlarda bir de antenimiz var. Egea Hatchback'in arka bölümünde bir ilginç nokta daha var. Gördüğünüz gibi bagaj kapağında sabit bir geri görüş kameramız var. Bagaj kapağını açtıktan sonra arkada büyük bir bagaj bölümü bizi bekliyor. Aslında bu bagaj bölümü 380 litre hacminde ve eğer yedek lastiği stepney istemezseniz bu hacim 440 litreye kadar çıkıyor. Aynı zamanda yine bu hacmi asimetrik katlanabilen koltuk sırtlıkları sayesinde büyütebiliyorsunuz. Merhabalar arkadaşlar. Sürücünüz yine ben Onur. Evet. İlk açılış gayet sarsıntısız değil mi? Yani tabii benzinli motor olmasında bunda büyük şey var ama. Yani şunu söylemem lazım. Egea Sedan kullanmış olanları özellikle bu aracın iç mekan izolasyonunda özellikle motor sesi izolasyonunda bir farklılık var. Daha yoğun izolasyon malzemesi kullanılmış. Dolayısıyla daha sessiz sedana, aynı motorlu sedana nazaran. Evet. Gösterge paneli yine aynı.
Gösterge panelimiz aynı, evet. Şık bir gösterge paneli var bence. Sportif görünüyor. Sıfır pozisyonu aşağıyı göstermiyor şeylerin, dahilerin, tabloların ama durduğunda araba, yani şeyi kapattığında, anahtarı çektiğinde aşağıyı gösteriyor ibreler. Hiçbir şeyi gösteriyor ama yine de aşağıyı gösteriyor. O güzel bence. Kullanılan malzeme yumuşak bir malzeme. Üst taraf, evet, ön konsolda üst taraf yumuşak ama tabii yan taraf sert olmuş. Biraz sert. Ama normal artık yani. Bu fiyat skalasında bir arabada yani gayet normal diyorum ben. Bu büyük ekranı harici bir ekran olarak kullanmışlar yani şeye o, entegre evet. etmemişler. Sedan'ı kullanmış olanlar yine bu aracın orta konsolunda bir gariplik olduğunu düşünecekler. Zira sedanın orta konsolu daha bir kapalı. Şöyle ki buradaki gölgelik, ön konsoldaki gölgelik orta konsolun üzerine doğru uzuyor. Ve orta konsolun üst kısmında da küçük bir dokunmatik ekran var. Bu araçta ise hatchback'te gölgelik daha küçük. Orta konsolun üzerinde de böyle freestanding dedikleri tek başına duran bir ekranımız var. Daha büyük, çok daha büyük. Daha büyük. Çok daha kolay okunuyor. Ama sabit. Yani sabit, evet. Biraz büyük ve sabit bir ekran kullanılmış. Direksiyon simidi çok şık bence. Yani şık demeyeyim de kalınlığı çok iyi seçilmiş. Deri. Eleği oturuyor. Bence biraz büyük ama yani olabilir. Ekranın tepkilerine bakmak istiyorum. Çalıştırmak için ekranı. Çok da kötü değil yani tepkileri. Tepkileri güzel bence. Diğer ekrandan çok daha iyi. Bu arada vites geçişleri de çok hoşuma gidiyor benim. Zaten İtalyan otomobillerinde genelinde manuel şanzımanlar iyi oluyor yani. Debriyajlar hafif. Bunda kavrama noktası ilginç şekilde lansmanda kullandığım eş araçtakinden daha güzel. Daha bir aşağıda kavruyor. Böyle bir şeyim olmuştu benim. Şikayetim olmuştu lansmanda. Çok yukarıda kavruyor diye. Dizel 2 güzel kavruyordu ama bizim şu anda kullandığımız 1.4 turbo beslemeli benzinli motorun kullanıldığı araçtaki debriyaj pedalı biraz yukarıda kavruyordu ki öyle bir şeyimiz yok. Şu anda sorunumuz kalmadı. Ekran görse, ekran hemen altında havalandırma değil, biraz büyük kullanılmış. Hemen altında bu kullanılan düğmeler büyük ve hani dijital kullanılmış, ortada evet, dijital. Klima kumandaları Alfa Romeo kullanıcılarına tanıdık gelecek, özellikle Giulietta'cılara. Soğutması da iyi, gayet. Soğutması başarılı. Evet, diğer başarılı oldukları nokta İtalyanlar. Hiçbir şekilde. Sıcakkanlı insanlar ama soğuk. Sıcakkanlı, aynen. Yani İtalyanlar. Oğlum sineğimiz de var. Sineğimiz evet, bir türlü çıkaramadık. Sineği yol arkadaşımız oldu. Ege Hatchback'i çok sevdi. Tabii bulunduğumuz mekan Kurtköy. F1 pistinin yanında birçok çekim yaptık. İç dış mekan çekimi. Bak yine gizlemedik. Gizlemedik evet, biz her şeyimizi açık insanlarız. Evet yani vallahi billahi. Kurtköy F1 pistindeyiz. Giremedik içeri ama dışarısında gayet. Neden sağma var? Koyunlarımız bile var yolda. Ne kadar güzel. Burada eşya gözlerinden bahsetmek lazım. Kolçağın altındaki derinlik. Ki kolçak ileri geri kaydırılabiliyor. Evet. Güzel. Derinliği de tatminkar seviyede diyelim. Hemen vites dokusunun arkasında iki tane bardaklık var. Kapı kollarındaki eşya gözleri başladı. Dış çekimlerde bir detay belirtmiştim. Tavanın çizgisi. Düz gidiyor arkaya doğru. Evet, o arka yolcular için gayet tatminkar bir baş mesafesini sağlıyor. Çünkü aynen. Hatchback otomobillerin aynen. En büyük sıkıntısı da o arkadaki yolcular için. Baş çabuk iner tavan nedeniyle biraz sıkışması evet. Baş mesafesi. Ama arka yolcular için bu arada diz mesafesini de bilmiyorum gösterebilir miyiz ama hakikaten etkileyici yani arka diz mesafesi. Yani. Zaten bu Ege Hatchback C segmentinin en uzun hatchback'i evet. Şu anda. Bastırdan önce uzun, Fox'dan uzun, 308'den uzun, hepsinden uzun.
Yani orada aks mesafesinin uzun kullanılması, yeterli kullanılması iç hacimde arka yolcular için gayet başarılı. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Arka yolcu için herhangi bir iklimlendirme kullanılmamış. Düğme kullanımları nasıl? Büyük düğmeler ve çok kolay kullanılıyor. 10.5 yani. Ben kaç elde etmişim? 8 civarı elde etmiştim burada lansman sırasında. Şu an 10.5'teyiz. Evet. Biraz üzebilecek bir oran denilebilir aslında 10.5. Şu an 300 kilometreye yakın bir yol yaptık aslında. Evet, şimdi otoyol sürücünde tekrar beraberiz sizlerle. Evet, şimdi otoyola. Evet, harika şanzımanımızı kullanaraktan. Şanzıman harika mı? Testlerimizi güzel vallahi, benim hoşuma gidiyor. Nasıl yani, geçişler? İtalyanların genelde böyle çok hafif kemikli, yolları belli ve çok uzun değil. Evet. Vites topuzu da gayet güzel, böyle eli iyi oturuyor, tam bir top şeklinde. Evet, deri. Topuzu, tam kelime anlamını vermişler. Aynen. Direksiyon benim hoşuma gidiyor. Hisli. Ve city modu da var bu arada. Evet, özellikle hanımefendileri duyurulur. Fiyatın genelde artık bütün şehir otomobillerine koyduğu bir özellik. Bastığınızda çok 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 hafifliyor direksiyon sıkıntı. 1.4 litre hacimli. Turbo beslemeye sahip. Benzinli motorumuz. Bence biraz daha güç ve torkta tork istiyor. Öyle diyeyim. Ani hızlanmalarda mı? Devirlenmede birazcık sorun var gibi. Ki zaten 6000 devir kadar çeviriyor. Devir kesici giriyor zaten yani 6000 devirde. Ki bence erken yani bu benzinli bir motor için. Ben ki benzinli sever, tercih eden bir insanım. Bu aracın 1.6 dizelini bir testini derim. Bunun maksimum tork değeri 215 Nm. Dizelinki 320. Böyle bir fark var arada. Yani o kadar bariz fark ediyor ki özellikle ara hızlanmalarda inanamıyorsunuz. Ben de dizelci oldum yani fiyat üstüne. Benim biraz önce düğmelerden bahsettim. Kumanda panelindeki düğmelerden bahsettik. Tamam, güzel, güzel, hoş düğmeler. Güzel görünüyor ama fiyat modellerinde yine bir gariplik dikkatimi çekiyor sürekli. Direksiyon arkasında düğmeler var. Ne durum? Şurada iki tane. Hani diğer arabalarda otomatik şanzımanın manuel değiştirme modunun olduğu yerlerde böyle direksiyona yapışık düğmeler var. Bu düğmeler radyonun frekans geçişi solda ve şey geçişleri. Ses geçişi, ses yükseltme, alçaltma düğmeleri. Bu kadar gizlemenin ne anlamı? Aynen. Dolayısıyla göremiyorsunuz. Genelde ortalık yerlerde oluyor böyle şeyler. Tabii yani insan eli hemen altında olur. Bilgisayar düğmesine gidiyor otomatikman eliniz. Bulamıyorsunuz tabii radyo kumandalarını. Manuel olarak kumanda ediyorsunuz ama aklınıza bulunsun. Direksiyonun arkasında gizli. Evet, hatta resmen gizlenmiş. Evet. Sessizle alma tuşu da burada. Güvenlik donanımları olan da bir araç. Evet. Artık çarpışma önleme sistemi var. Evet. Oo, aslında şunu test edebiliriz burada. Şöyle ACC'mizi deneyebiliriz. Radarlı cruise kontrolümüz var arkadaşlar. Artık bu tarz bu segmentte de kullanılan bir seçenek olmaya başladı. Evet. Rekabet tabii bütün teknolojiyi, araçları kullandırmaya gerektiriyor artık. Evet, gördüğünüz gibi 113'e sabitledim ama önüme arayla girdiği için enerjicik yok. Frene bastı kendisi. Şu anda cruise kontrola gidiyoruz otomanda. Mesafeyi kendisi sağladı. Evet. Ne yazdık? Şöyle 120 yapalım. Ama tabii önümüzdeki araba fren yapıyor ve biz de fren yapıyoruz otomatikman. Bakınız, ben fren yapmıyorum arkadaşlar. Gaza basmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Evet, ve araç kendi kendine ya hızlandırıyor ya frenliyor. Gayet güzel. Hem bu donanım bu araçta standart. Yani premium C segmenti hatchbacklerde bile opsiyonel donanımda olan bir şey bu. Evet. Genel olarak yani. Bu araçta standart sunuyor. Fiyatı konusunu nasıl değerlendiriyoruz? Yani baktığınız zaman rakiplerinden
ekipleriyle arasında uçurum var. Uçurum. Yani ben C segmentine koyuyorum bu aracı boyutları itibariyle. C'de çünkü. C'de baktığınızda artık 100 binlere vurmuş durumda fiyatlar. Bu aracı bu donanımla 71 bin. Evet, fiyatı 70.900 lira. Artı navigasyon yükletiyorsun galiba. O kadar. İşte bir şey yok. Yani arada yani. Nereden bakarsanız bir otomobil, ikinci el otomobil yani, fiyatı kadar. Yani özellikle var. De bir dizel alacaksanız eğer bayağı bir fark ediyor ki bu aracın dizeli de öyle aman aman değil, 9 bin lira fark var yanılmıyorsanız herhalde. Benzin sanısında. Dolayısıyla yani özellikle para ilk düşüncenizse ki genelde öyle oluyor. Fiyat inanılmaz bir fiyat fayda oranına sahip. Yani genel itibariyle baktığımızda Egea Türkiye için önemli bir model. Çünkü yani Türkiye'de geliştirilen mühendislik çalışmalarının %70 Türkiye'de yapılan, Bursa'da üretilen ve buradan ihraç edilen bir model. Sedan'ından sonra hatchback'e gelen bir model. Başarılı. Yani baktığımız kesinlikle zaman insanların ilk tercihlerinden birisi olabilir bir model. İhracatta nasıl bir... İhracat şu anda zaten fabrika maksimum kapasiteye çalışıyormuş. Lansmanında bunu anlatmışlardı bize. 400 bin kapasiteyi ilk defa doldurmuşlar ve maksimum kapasiteye çalışıyormuş fabrika. Onun için hatta Türkiye'ye az verebiliyorlarmış. Avrupa çok istiyormuş şu aralar. Sedan'ından da hiçbirinden de. Bir de station wagon geliyor biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla... Yolu açık olsun diye. Olacak gibi zaten. Hele evet. Bir de station wagon gelsin. Göreceğiz. Bir de otomatik şanzıman tabii arkadaşlar. O da geliyor yakında. Onu da bekleyin. Evet, yani çok sabırsızlıkla bekliyorum onu. Onu da testimizi aldığımız, sürüşümüzü aldığımız zaman sizle paylaşacağız. Kesinlikle. Bizden şimdilik bu kadar. Diğer testlerimizde tekrar görüşmek üzere.